Selamünaleyküm sevgili dostlar. Yine bir video yapmak istedim. Son günlerde benim akrabalarım da paylaşmış. Görüyor musun Almanya ucuz diye. Almanya'daki enflasyonu ucuz olduğunu söylüyorlar. Tamam biliyorum Türkiye'de enflasyon daha yüksek ama Almanya'da yüksek. Ve buna inat bir ablamız bir video paylaşmış. 2022'de Aldi'ye gitmiş ve elinde 20 euro ile bir de 2024'de gitmiş Aldi'ye elinde 20 euro ile aradaki fark videoyu yapmış. Ben güldüm yani. Öncelikle ablamıza, o güzel ablamıza, güzel ablacığım, hanımefendi. 2022'de benzin kaç paraydı, şimdi kaç para? 2022'de bir insan kaç para maaş alıyordu, şimdi kaç para? Senin hesabına göre Almanya'da enflasyon sadece %1, %2. Şimdi ben de dedim ki bu ablamıza bakalım. Ben sakal bıraktım bir de böyle. Belki sakallı olunca insanlar vay bu hacı olmuş veya daha şey farklı olur diye. Burada yazılar da yazdım. Mesela ne var? Geçen hafta aldığım krem peynir Philadelphia 99 sent almışım. Kaşar peynir 1.49 almışım. Markasını söylemeyeceğim. Türkiye için alışveriş yaptık. İşte Milchinite 1.99. I Love Milka çikolata 1.29, tekrar Milka çikolata 79 sent, Nutella 3.80 vesaire böyle 10 tane ürün. Şimdi ayrı ürünleri bugün kamerayı çevirince Kaufland'dan alışvereceğim. Geçen hafta oradan aldım, Türkiye'ye yolladım misafirlerimi. Ve bakalım fiyat ne kadarmış, aradaki farkı görelim, Almanya'daki enflasyonu görelim. Tamam mı ablacığım? Sen de iyi seyret, bilmiyorum çok çok özür diliyorum. Belki maddi durumun kötüdür. Belki şartlar iyi değildir. Sen kart kullanıyorsundur. Devletin yardım kartıyla. Veya tarihi geçmiş ürünler alıyorsundur. Yani yaklaşan ürünler. Pardon yanlış cümle kullandım. Tarihi yaklaşan ürünler yani. O zaman %40 %50 ucuzluyor. Ama kalbinizi kırmak istemiyorum. Yanlış anlamayın. Herkesin kimseye zarar yani üzmek istemiyorum. Ama lütfen ablacığım insanları kandırmayalım. Yani Almanya'da enflasyon %2 değil yani. Şimdi geçen haftaki farkla bu haftaki fark görelim ve kamerayı alışveriş merkezimize çeviriyoruz. Evet sevgili dostlar. Şimdi inip arabamızı alıyoruz. Alışveriş arabamızı ve Kaufland'a her zamanki alışveriş yaptığım yere gidiyoruz. Haydi bakalım ve bir de önden çekim yapacağım size. İçeri girerken çekim yapacağım. Görelim bakalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi alışveriş merkezine geldim. Ve gördüğünüz gibi elimdeki bir hafta önce aldığım alışverişin aynısını şimdi alacağım. Ve bakalım o ablamızın 2 senedeki nasıl 1 euro 20 farkını burada kaç paraymış görelim. Haydi bakalım alışverişe. Evet, alışverişimize girdik şimdi. İlk önce nereye gidiyoruz? Çikolata reyonuna. Haydi bakalım. Evet, geçen hafta aldığım 1.29'luk çikolata bu hafta içinde 2.79. Geçen hafta aldığım 79 kuruşluk Milka çikolata bu hafta 1.49. Geçen hafta aldığım 750 gramlık Nutella çikolata 3.79 almıştım. Bu hafta 4.89. Geçen hafta 5.99 aldım. Nescafe Cafe Gold 9.99. Evet şimdi en sevdiğim pizzaya geliyoruz. Geçen hafta 1.99 aldım pizza. Bu hafta 3.69 oldu. Evet geçen hafta aldığım peynir 1.49'du. Şimdi 2.69. Geçen hafta Türkiye'ye yolladığım Philadelphia peynir 99 kuruş aldım. 1.99. Geçen hafta aldığım Milchinite çocuklara Türkiye'ye yolladım. 1.99 almıştım. 2.79. Geçen hafta aldığım Ice Tea 1 euro'ya aldım. Bu hafta 1.99. Geçen hafta aldığım Red Bull 1 euroydu. 1.39 olmuş. Ben meyveyi çok yediğim için ve çok aldığım için geçen hafta aldığım 1.69'a daha dün 2 gün önce şimdi olmuş 2.29. 2 gün önce bu ürünü 1.69 aldım.
Evet arkadaşlar, son ürünümüz geçen hafta aldığım Perzil. 11.95 almıştım. 18.99. Evet arkadaşlar, alışverişimizi yaptık ve şimdi kasaya gidiyoruz. Bakalım aldığım ürünlerle bu haftanın ürünü arasındaki kaç euro fark var. O ablamız 4 senede 2 senede 1 euro 30 sent fark yapmış ya. Ben de bakayım ne kadar fark olmuş. Enflasyon bir hafta içinde Almanya'da ne kadarmış? Bakalım bakalım. Haydi kasaya gidelim. Evet arkadaşlar, evime geldim alışveriş yaptıktan sonra. Eve gelince geçen haftadaki ve bu haftanın fiyatlarını karşılaştırdım. Yani 2 Ağustos'ta 33 lira 98 kuruş aynı ürünlere vermişim. Ve bugün de verdiğim fiyat 54 lira 98 euro. Yani 21 euro fark var. O ablamıza şunu diyorum. Sen hiç Nasrettin Hoca'nın işine döndü. Hani var ya, kedi almış da et almış da kedi yiyor. Et nerede, kedi nerede diyor. Onun gibi siz de 2 senede 1 euro 30 sent. Peki öbürlerinin fiyatları nerede? Onu da söylerseniz sevinirim. Lütfen insanları kandırmayalım. Almanya böyle böyle. Evet, Türkiye'mizin şartları da zor. Şimdi bir süre yine apuk sapuk yorumlar yazılacak. Ama lakin şunu dinleyin. Gerçekten burada ekonomik kriz var. Türkiye gibi fazla değil ama bayağı var yani. Şimdi bir video daha yapacağım. Bir ay sonra aynı ürünleri sizinle yine paylaşacağım. Kaç para olmuş, ne kadar olmuş siz karar verin. Bence bir ay sonra da bugün 54 euro, 55 euro ödediysem yani bir ay sonra tahminimce 62-65 euro öderim. Bilginize sorarım. Teşekkür ederim. Beni takip etmeye devam edin. Videolarımı beğenin. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgiyle kalın.